Merhabalar. Bu videoda Apostille'nin 7. versiyonuna göre yayınlanmış veya yayınlanmamış tezleri makalelerinizde, yazılarınızda nasıl kaynak olarak gösterebileceğinizi göstereceğim. Benim elimde iki tane örnek var. Birinci örnek yayınlanmış bir tez. Şurada görmüş olduğumuz. İkinci örnek ise bu örnek yayınlanmamış bir tez. Bu iki farklı türdeki tezi şimdi yazdığımızda nasıl kaynak olarak gösterebileceğinizi göstereceğim. Buraya döndüğüm zaman önce yayınlanmış tezi kaynak olarak gösterelim. Önce bana yazarın soyadı gerekiyor, bu tezin yazarının. Burada Christina Miranda'nın bu tezin yazarı olduğunu görüyorum. Miranda kelimesini buradan sağ tıklayıp kopyalıyorum ve yazıma dönüyorum. Kaynak göstermek istediğim yere gelip ben şu cümlenin sonuna kaynak göstermek istiyorum. Buraya parantez açıp kapatıyorum ve Miranda kelimesini buraya yapıştırıyorum. Ardından virgül koyuyorum. Bir boşluk bırakıyorum ve yılı yazmam gerekiyor, bu tezin yayınlanma yılını. Burada 2019'un bu tezin yayınlanma yılı olduğunu görüyorum. Tekrar yazıma dönüyorum ve buraya 2019 yazıyorum. Metin içine kaynak gösterdik bu tezi. Şimdi referanslar bölümüne de kaynak göstermemiz gerekiyor tabii ki. O yüzden referanslar bölümüne iniyorum. Buraya yine yazarın soyadından başlıyoruz. Miranda. Virgül koyuyoruz ve ardından yazarın adının ya da adlarının ilk harflerini yazmam gerekiyor. Bu yüzden teze dönüyorum. Burada Christina olduğunu görüyorum, yazarın adının. Yani buraya bir C harfi yazıyorum. Nokta koyuyorum. Boşluk bırakıyorum. Parantez aç kapat yapıyorum. Parantez içine 2019 yazıyorum. Tezin yayınlanma yılı. Ardından bir nokta koyup boşluk bırakıp tezin başlığını yazacağım. Tezin başlığını bulmak için biraz yukarı çıkıyorum. Evet, burada tezin başlığı var. Uzun başlık. Bunu komple seçip sağ tıklayıp kopyalıyorum ve referanslar bölümüne gelip tekrar burayı yapıştırıyorum. Ardından tabii bunları düzeltmem gerekiyor. Yan yana getirmem gerekiyor her şeyi. Ve bütün kelimeleri küçük yapmam gerekiyor. İlk kelimenin ilk harfi hariç. O yüzden hepsini seçtikten sonra, bütün başlığı seçtikten sonra şuradan küçük harfi seçiyorum. İlk kelimenin ilk harfini sadece büyütüyorum ve ayrıca şurada iki nokta olduğu için iki noktadan sonraki ilk kelimenin ilk harfini büyütüyorum. Ardından başlıktan sonra bir boşluk bırakıp parantez açıp kapatıyorum. Bunu neden yaptım? Buraya eğer bu yayınlanmış tezin numarası varsa onu yazmam gerekiyor. Bunu bulabilmek için biraz aşağı iniyorum. Şurada Progress Number yazıyor. Bu tezin yayınlanma numarası olarak geçiyor. Bunu da kaynak göstermem gerekiyor. Bunu da seçip sağ tıklayıp kopyalıyorum ve kaynak göstermek istediğim yere gelip buraya Publication No yazıp aynı bu şekilde ardından o numarayı buraya yapıştırıyorum. Ardından köşeli parantez açıp kapatıp bu tezin türünü yazmam gerekiyor. Master tezi miydi yoksa doktora tezi miydi yoksa lisans tezi mi, onu bulmam gerekiyor. Buraya geldiğim zaman tezi submitted participation of the requirements for the degree of Doctor of Education diyor. Yani bu bir doktora tezi. O yüzden buraya gelip doktoral dissertation yazıyorum. Virgül koyuyorum ve virgülden sonra bu tezin yayınlandığı üniversiteyi yazmam gerekiyor. Bunun için tekrar teze döndükten sonra üniversiteyi bulmaya çalışıyorum. Evet, biraz yukarı. Evet. Pepperdine Üniversitesi diyor. Bunu buradan alıp sağ tıklayıp tekrar gelip buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ve ardından nokta koyuyorum. Şimdi bu tezin yayınlandığı database'i ya da artık nerede yayınlandıysa onu yazmam gerekiyor. Bunun için tekrar kaynağıma dönüyorum ve burada PQDT Open'ın bu tezin yayınlandığı database olduğunu görüyorum. Bunu gelip bu sefer kaynağıma ekleyeceğim, kaynakçama PQDT Open ve bir nokta koyuyorum tekrar. Bundan sonra tezin linkini eklemem gerekiyor. Linki direkt buradan alıyorum ve gelip kaynağıma ekliyorum. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, linki eklerken bu linkin herkes tarafından açılabilen bir link olması. Eğer bu link açılabilmek için bir login gerektiriyorsa, bir kullanıcı adı girme ya da bir üniversitenin kampüsünden girme gerektiriyorsa, o zaman bu linki buraya koymamanız gerekiyor. Ancak herhangi bir yerden ulaşılabilen bir testse bu, o zaman o tezin linkini de en sona, kaynağın en sonuna eklemeniz gerekiyor. Tabii şimdi bu şekilde ekledik. Ancak daha bitmedi işimiz. Şimdi formatsal değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Mesela başlığın italik olması gerekiyordu. Bütün başlığı o yüzden seçiyorum ve italik yapıyorum. Ayrıca kelimelerin arasında iki satır boşluk olması gerekiyordu, satırların arasında. O yüzden bütün
referansı seçtikten sonra buradan 2'yi seçiyorum. Ardından asılı olması gerekiyor bu referansın. Bunu yapabilmek için de referanstaki herhangi bir yere tıklayıp şuraya geliyorum. Buradan girinti bölümünden özelden asılıyı seçiyorum ve tamam'a tıklıyorum. Bu şekilde referansımızı, yayınlanmış bir tezin referansını vermiş olduk yazımızda. Şimdi yayınlanmamış bir tezin referansını verelim. Bunun için tekrar buraya dönüyorum. Harris Capstone adlı kişinin tezini bu sefer kaynak olarak göstereceğiz. Adı, soyadı bu kişinin Capstone. Leslie Harris. Evet, Leslie Harris'miş adı. Soyadını alıyorum, kopyalıyorum ve tezim yazıma dönüyorum. Yazımda kaynak göstermek istediğim yere geliyorum tekrar. Burada bu cümlenin sonuna kaynak verelim. Buraya parantez açıp kapattım. Sağ tıklatıp yapıştırıyorum. Virgül koyuyorum. Ve bu tezin yılını bulmam gerekiyor. Yıl 2014'müş. Buraya 2014 yazıyorum. Ve bu sefer yeniden kaynakça bölümüne, referanslar bölümüne bu kişinin tezini kaynak olarak göstermem gerekiyor. H harfiyle başlıyordu. H, M'den önce olduğu için Miranda'nın üstüne bu kişinin adını yazıp oraya kaynak göstermem gerekiyor. Adı neydi? Leslie'ydi. Leslie'nin L'sini yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Tekrar parantez açıp kapatıp buraya yılı yazıyorum. Bu tezin yayınlanma yılını. Ardından yine aynı şekilde nokta koyuyorum ve tezin başını yazmam gerekiyor. Bunun için buraya dönüyorum. Evet, başlık şu. Bunu kopyalıyorum. Buraya dönüyorum. Ve buraya başlığımızı yapıştırıyorum. Şimdi şu aynı yayına getireyim. Tekrar tabii başlığı düzeltmem gerekiyor. Bunun için bütün başlığı seçiyorum. Ardından şuraya gelip küçük harfi seçiyorum. İlk kelimenin ilk harfini büyük yapıyorum. Ayrıca iki nokta var mı diye bakıyorum. İki nokta yok. Başlığı yazdıktan sonra burada köşeli parantezi açıp kapatıyorum. Aşağıda olduğu gibi köşeli parantez içine bunun nasıl, hangi tür bir tez olduğunu yazmam gerekiyor. Aşağıdakinden farklı olarak publication no yok. Publication no yok çünkü bu Harris adlı kişinin tezi bir yerde yayınlanmamış. O yüzden bir yayınlanma numarası yok. Şimdi tekrar kaynağıma dönüyorum. Bunun Doctor of Education yani bir doktora tezi olduğunu görüyorum. Referanslar bölümüne döndükten sonra buraya unpublished doctoral dissertation yazıyorum. Ardından nokta koyuyorum ve üniversitenin şimdi adını yazmam gerekiyor. En son olarak şurada University of Virginia olduğunu görüyorum. Bu tezin yayınlandığı yerin. O yüzden bunu kopyalayıp buraya gelip University of Virginia yazıyorum. Ardından da en son olarak başlığı seçip italik yapıyorum. Ve bu şekilde de yayınlanmamış bir tezi kaynak olarak göstermiş olduk. Peki doktoral disertation değil de doktor tezi olmasaydı, master tezi olsaydı o nasıl apara çektiniz, yazacaktınız. Onun için de buraya Masters Thesis yazmanız gerekiyordu. Bu video buraya kadar. Video ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız hızlıca yanıt vermeye çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz birileri varsa onlarla da bu videoyu paylaşırsanız böylece o kişilerin de faydalanmasını sağlarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.